الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج
البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. صدق الله العظيم. Gazze, uyan, geç kaldın okula. Erken yat diyorum sana, uykunu alamıyorsun. Gazze, hadi uyan, yüzünü yıka kızım. Gazze, kahvaltın hazır, hala uyanmadın mı? Sütün soğuyor ama. Gazze, pazarlık yok, tabağındakiler bitecek. Az bir şey koydum zaten. Hadi kızım, oyalanma, okula geç kalıyorsun. Gazze, çantan hazır mı? Kitapların çantanda mı? Bak, annen seni bekliyor. Tarağı ve tokalarını al, istediğin renkleri alabilirsin. Biraz sabret kızım, ağlama hemen. Saçların iç içe geçmiş. Açılmazsa sonra daha çok acıtır. Gazze, hadi çıkıyoruz kızım. Derslerine dikkat et. Öğretmenine iyi kulak ver. Merak etme, gelirim. Seni ne zaman okulda bıraktık kızım? Her zaman aynı şeyi söylüyorsun. Tamam, geç kalmam. Üzerine bir şeyler giymeden bahçeye sakın çıkma Gazze. Hava çok soğuk. Hasta olursun. İyi dersler Gazze. Okul nasıl geçti kızım? Beslenme çantandakileri yedin mi Gazze? Tamam, giderken dergi alırız kızım. Ama bu sefer diğerinden alalım. Hep aynı dergiyi tutturuyorsun Gazze. Hem bak, o kız hiç bize benzemiyor. Saçmalama kızım, senin saçların daha güzel. Hem herkesin saçlarının düz ve sarı olması gerekmiyor ki. Senin saçların daha güzel Gazze. Tamam, bugün birlikte okuruz kızım. Şiir de okuruz Gazze. Gazze, annene yardım edecek misin mutfakta? Tamam, çorbayı sen karıştır kızım. Fazla televizyona takılmak yok ona göre. Ödev verdi mi öğretmenin? Tabii ki yardım ederim kızım. Sümeyye'lere hafta sonu gideriz Gazze. Ona da dergi alırız elbette. Kızım, bu saatte dışarı çıkılmaz. Gazze, onlar havai fişek değil kızım. Onlar bomba. İçeri gir kızım, pencereden bakma. Gökyüzünde parlayan her şey bomba Gazze. Misket, bombanın adı Gazze. Bombanın adı misket. Akşam erken yat Gazze, olmaz mı? Üstünü açıp duruyorsun geceleri, dikkat et. Ama ölme Gazze lütfen. Gazze ölme. Ölme kızım. Ölüm sadece bir istatistik Gazze'de artık. Ölüm sadece bir istatistik. Çocuklarımızı öldürüyorlar, kızlarımızı öldürüyorlar, yaşlılarımızı öldürüyorlar. Hızlarını alamayıp zeytin ağaçlarımızı bile öldürüyorlar. Dünyanın en alçak, en aşağılık ordusu hiçbir tepki görmeksizin ilerleyişine devam ediyor ve Gazze'de çocuklarımız ölüyor. Gazze'de kızlarımız ölüyor, kadınlarımız ölüyor. Ve biz bugün şu yakıcı soruyu kendimize hiç sormuyoruz. Gazze'de öldürülen insanları birileri Allahu Ekber diyerek öldürseydi şu an dünya ayağa kalkmıştı değil mi? Ama işte kendi ürettikleri tanrıları için öldürüyorlar ve onun adıyla öldürüyorlar. Ve dünya büyük bir sessizlikle, muazzam bir sessizlikle, insanı şaşırtacak kadar büyük bir sessizlikle Gazze'nin ölümünü seyrediyor. Ama biz, Türkiye'li Müslümanlar, dünya Müslümanları, Gazze'ye, Suriye'ye, Myanmar'a, Afganistan'a, Nijerya'ya, dünyanın neresinde bir zulüm varsa oraya kulak kesilmezsek, fiili, kavli, kalbi dualarımızı göndermezsek, kardeşlerimizin dertleriyle dertlenmezsek, bu sessizlik daha çok uzun sürecek. Dolayısıyla bugün bir dua patlatalım. Gazze için, Gazze için gerçek
ve etkili bir dua patlatalım. Çünkü bize duanın bombalardan daha etkili olduğunu öğrettiler. Efendim hoş geldiniz. TV.net ekranlarındasınız. Ramazan mübarektesiniz. Birazdan çok değerli konuğumuz Recep Şentürk hocayla onun açık medeniyet fikrini konuşacağız. Bugün kapalı, tek kanallı ve dünyayı perişan eden medeniyete karşı Müslümanların kurduğu muazzam açık medeniyet fikrini konuşacağız. Ama önce kısa bir ara ki Recep Şentürk hocamızı buraya alabilirim. Eyvallah. Ramazan mübarek. Söyle mi? May Ramazan şuma ba. Ramazan mübarek. Roza mübarek olsun. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Roza mübarek olsun. Ramazan mübarek. Ramazan mübarek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne var ne yok? Allah var, şerifi yok. Eyvallah. Bugün Gazze'miz yanıyor. Dün Irak yanıyordu. Önceki gün Afganistan'dan kötü haber geliyordu. Bugün Nijerya'da kimin öldürdüğü bile bilinmiyor. Yüzlerce medrese talebesinin öldürüldüğü haberi geldi. Fotoğraflar düştü dünya medyasına. Bir kuşatılmışlık söz konusu. Allah bu kuşatmadan alnımızın akıyla çıkmayı... Çıkacak izzeti ve şerefi bize bahşetsin. Amin, amin inşallah. Ben tam burasından başlamak istiyorum bugün sizinle konuşmaya. Şimdi bugün dünyada tahakküm edici, tek kanallı ve kendi medeniyet fikri dışında herhangi bir medeniyet fikrine müsaade etmeden yoluna ilerleyen bir anlayış var. Kabaca çürümüş batı medeniyeti diyebiliriz buna galiba. Çürümüş diyorum çünkü... hani parlak günleri çok gerilerde kaldı. Parlak olduğu dönemler oldu ama halihazırda çürümüş ve tahakkümle ayakta kalmaya çalışan bir medeniyet. Bunun yerine siz Açık Medeniyet diye bir kitap yazdınız ve çok çok medeniyetli toplum fikrini ortaya attınız. Bu hangi yaramıza derman olur hocam? Açık medeniyet, yani çok medeniyetli bir toplum hangi yaramıza derman olur? Şimdi günümüzde insanlığın en büyük problemi ötekiyle nasıl bir ilişki kuracak, ötekiyle nasıl muamelede bulunacak meselesidir. Çünkü öteki artık uzaklarda bir yerde değil, hemen yanı başımızda. Eskiden medeniyetler birbirlerinden coğrafi olarak ayrılmış durumdaydı. Mesela Çinliler Çin'de yaşıyordu. Dünyaya çok az ilişkileri vardı. Çin'in dışındaki yerlere çok az tesir ediyorlardı. Ve o diğer bölgelerde yaşayanlar da Çin'e çok az tesir ediyordu. Aynı şekilde Amerika zaten keşfedilmemişti. İşte Afrikalılar Afrika'da yaşıyorlardı, Avrupalılar Avrupa'da. Ama günümüzde bu iletişim ve ulaşım teknolojisindeki hızlı ilerleme sebebiyle çok hızlı bir şekilde ulaşım ve iletişim söz konusu. Bu yüzden artık medeniyetler birbirinden izole durumda değiller. Eskiden böyle medeniyetler arası bir seyahat olduğunda bu büyük olay oluyordu. Mesela bir İbn Battuta, efendim bir Marco Polo, bunlar da çok büyük olay olmuş zamanında. Ama günümüzde artık hemen hemen hepimiz Marco Polo ve İbn Battuta gibiyiz yani. Hani hiçbir şey yapmasa bir insan televizyondan hani görüyor veya hangi şehirde yaşıyorsanız sokakta bir sürü insan görebiliyor. Şimdi bir kere yani bu Müslümanlar açısından biz yani bu artan farklılıkları, farklı medeniyetlerle olan yoğun ilişkilerimizi bu nasıl idare edeceğiz? Bu bizim için bir mesele. Diğer taraftan işte dünyanın diğer medeniyetleri, başka medeniyetlere ilişkileri nasıl idare edecekler? Bu da önemli bir mesele. Ben buna farklılık yönetimi diyorum. Farklılıkların yönetimi, insani, sosyal, kültürel, dini, medeniyetsel farklılıkların yönetimi. Yani benim açımdan günümüzün en temel meselesi hem Müslümanlar için hem Müslüman olmayanlar için bu farklılıkların yönetimi, ötekiyle olan ilişki.
Bu şimdi nasıl gerçekleşecek? Mesela biraz önce bahsettiğiniz problemlerin tamamı bu ötekiyle ilişki konusunda ki problemden kaynaklanıyor. Şimdi mesela Yahudiler, Yahudi olmayanlarla nasıl bir ilişki sürdürecekler? Bu konuda sağlıklı bir yaklaşıma sahip değiller. İşte diğer Nijerya'daki mesele, efendim Avrupa'daki, Amerika'daki İslamofobiya, bunlar hepsi yani bir medeniyetten olan insanların başka bir medeniyetle nasıl ilişki kuracakları konusunda yani sağlıklı ötekiyle, bir yaklaşıma sahip olamadan. Ötekiyle yani. Temas konusunda evet. Çok kilit bir problemimiz var. Tabii mesela Müslümanlar arasında şimdi bir aşırı bir takım akımlar var. Bunlar yani Müslüman olmanları yok etmek gibi bir düşünceye sahipler. Halbuki bu yaklaşım bizzat şeriate ters, İslam'a ters, Kur'an'a ters. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ne buyuruyor? La ikrahe fid din. Yani dinde zorlama yoktur. Başka insanları zorla İslamiyet'i alamayız. Gene bütün bizim fıkıh kitaplarımızda ismetü din, yani dinin muhafazası şeriatın bir maksadı olarak sayılıyor. İşte hayatın korunması, dinin korunması, aklın korunması, neslin, ırzın korunması, bunlar hepsi şeriatın maksadı olarak sayılıyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda biz yani diğer insanlarla eğer İslam perspektifinden bir ilişki kuracaksak onları yok etmek gibi bir amacımız olamaz. Ama maalesef günümüzde bazı böyle aşırı akımlar gayrimüslimlere karşı böyle bir tavır geliştiriyorlar. Bu tavır Peygamberimizin yaklaşımına ters, Hulefe-i Raşid'inkine ters, Emeviler zamanında, Abbasiler zamanında, Selçuklarda, işte Endülüs'te, Hindistan'da, Osmanlı'da yani gayrimüslimlerle kullanılan ilişkiler tamamına ters oluyor. Çünkü tarih hiçbir zamanında Müslümanlar gayrimüslimleri yok etmeye çalışmamışlar. Onlara din hürriyeti vermişler. İşte bunun için ben İslam'ı açık medeniyet olarak isimlendiriyorum. Yani başka medeniyetlere açık olan, onlara yaşama hakkı tanıyan, onları yok etmeye çalışmayan onları bir medeniyet. Onları etkilemekten de, onlardan etkilenmekten de korkmayan tabii, galiba. Tabii. Mesela Müslümanlar Yunan medeniyetinden istifade etmişler. Yani Yunan'daki tabiat ilimlerini, felsefeyi tercüme etmişler. Ama iki şeyi almamışlar. Birisi heykeltıraşlık, diğeri mitoloji. Çünkü bunlar lüzumsuz, faydasız olarak görmüşler. İslam'a aykırı olarak görmüşler. Yani bunları alırken bir Yunanlaşma gibi bir proje veya böyle bir temayül içine de girmemişler. Ama Yunanlardan istifade ederken aynı zamanda İran'dan istifade etmişler. Aynı zamanda Hint'ten istifade etmişler. Dolayısıyla dünyadaki bütün medeniyetlerin miraslarını tevarüs edip almışlar. Ama İslam kimliği altında bunu gerçekleştirmişler. Evet. Yunanlaşalım, İranlaşalım, Hintleşelim gibi bir yaklaşım içerisine girmemişler. Hocam burada kitapta açık medeniyetin gelişimi yani İslam'da çok medeniyetli hayatın gelişimi için bu arada açık medeniyet İz yayınlarından çıktı evet. Yeni baskısı. İkinci baskısı İz yayınlarından evet. İz'den çıktı. Beşli bir sacaya yani beşli bir akış kuruyorsunuz. Bir Asr-ı Saadet ve evet. Medine vesikası. Evet. Sonra Emevi-Abbasi tecrübesi. Evet. Onu bir arada sayıyorsunuz. Evet. Üç Endülüs tecrübesi. Evet. Onu da bir arada onu da bir tecrübe olarak aktarıyorsunuz. Dördüncüsü Hindistan evet. Ve beşincisi de Osmanlı. Evet. Şimdi bir açık medeniyetin temel özellikleri konusunda bir fikrimiz olsun, oluşsun diye söylüyorum. Evet. Asr-ı Saadet'ten başlasak ve ağır ağır ilerlesek. Evet. Ağır ağır, ya evet. Hızlı hızlı, evet. Neyse artık. Şimdi benim üzerinde durduğum önemli meselelerden bir tanesi medeniyetsel süreklilik. Şimdi modernist tarih anlayışına göre işte İslam medeniyeti Peygamberimiz zamanında vardı. Asr-ı Saadet'te uygulandı. Ondan sonra bir kesintiye uğradı. Günümüze kadar kesinti. Sonra günümüzde yeniden ihya edilmeye çalışıyor. Tabii bu selefi yaklaşım da hakeza. İşte gerçek İslam Asr-ı Saadet'te Peygamberimizden uygulandı. Sonra bir kesintiye uğradı. Şimdi günümüzde yeniden ihya gibi. Şimdi bu bu iki yaklaşımı ben reddediyorum. Ben medeniyetsel sürekliliğe inanıyorum. Ve İslam medeniyeti Hazreti Peygamber zamanından günümüze kadar uygulanmıştır. Hem
dört halife zamanında Emeviler, Abbasiler, Selçuklar, Endülüs, işte Hindistan'da Babür, Osmanlı, bunlar hepsi İslam medeniyetinin tatbikatından ibarettir ve süreklilik söz konusudur. Şimdi bu asr-ı saadeti İslam medeniyeti kabul edip aradaki bütün tecrübeyi 13 asır bunu reddetmek, buna medeniyet tasfiyeciliği diyorum ben. Medeniyet tasfiyeciliği. Bu medeniyet tasfiyeciliği açısından hem modernistler hem de selefiler ortak işlev görüyorlar. İkisi de İslam medeniyet mirasını reddediyor. Fıkıh reddediyor, tasavvuf reddediyor, İslam edebiyatını, siyaset düşüncesini, uygulamasını, tarih, hepsini reddediyor. Bu bizi batıya bağımlı olma neticesine götürür. Çünkü senin sırtını dayayacağın, gurur duyacağın, istifade edeceğin hiçbir şey kalmıyor. Sadece asr-ı saadet, oradan da günümüze kadar. Aradaki bütün tecrübeleri silmiş oluyorsun. Şuradaki Süleymaniye ne olacakmış hocam? Evet. İşte bütün bunlar reddediliyor. Tabii Süleymaniye'yi reddediyorsun, Endülüs'ü reddediyorsun, Babür-i Şah reddediyorsun, Cami-i Ümevi'yi reddediyorsun, Mescid-i Aksa'yı, bunların hepsini hattı reddediyorsun, Musiki'yi reddediyorsun, felsefeyi, işte İbn-i Arabi'yi, Mevla-i Celalettin Rumi'yi. O zaman kalıyorsun çıplak ortada. Sadece elinde bir Kur'an-ı Kerim var, bir de hadis-i şerifler var ve bir de bu diğer taraftan bir mağrur bir tavır. Yani Mevlana benim kadar iyi Müslüman değildi, ben ondan daha iyi anlarım. İmam-ı Azam da benim kadar İslam'ı iyi anlamamıştı, ben ondan daha iyi anlarım. İmam Şafii de, İmam Malik de, İmam Gazali de, yani ben onlardan daha iyi bu işleri anlarım ve gerçek İslam'ı ben temsil ediyorum gibi. Onlardan daha iyi anlamak gibi bir hedefimiz olmalı elbette ama evet. Bu kifayetsiz muhtelislikle bu hem kel hem fodullukta olacak iş değil. Evet tabii, dolayısıyla bu medeniyet sürekliliği çok önemli bir mesele. Bunun altını çizdikten sonra şimdi Hazreti Peygamber zamanında Müslümanlar ilk açık medeniyet örneğini ortaya koymuşlardır. Zaten diğer örnekler hepsi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ortaya koyduğu örneğin farklı coğrafyalarda, farklı şartlarda tatbikinden ibarettir. Şimdi günümüzde bizim vazifemiz de günümüz şartları içerisinde bu modeli yeniden uygulamak. Yani Hazreti Peygamber'in kurduğu açık medeniyet modelini günümüz şartları içerisinde nasıl uygulayabiliriz? Zaten kitabın esas amacı bu. Ve aynı zamanda kitap bunu sadece Müslümanlar için değil, bütün insanlık için bir model olarak öneriyor. Yani biz hocam, insanlığa böyle bir katkı yapabiliriz diyoruz. Böylece Hazreti Peygamber'in mesajını evrensel olarak bütün insanlığın problemlere çözüm şeklinde 21. yüzyılda sunmaya çalışıyoruz. Eyvallah, bir kurucu düşünce denilebilir buna. Şu aradan sonra ne olur buradan devam edelim hocam. İnşallah. Eyvallah. Eyvallah. Bir aradır. Didi'nin sunduğu Ramazan Mübarek devam edecek. En meşhur yemeklerin ana yurtlarını görmek ister misiniz? TVNET size bu imkanı sunuyor ve her yörenin halkıyla yapılan söyleşileri ekrana taşıyor. Ekranların seyahat tadında programı Yol Artı Yemek, Ümit Sönmez'in sunumuyla TVNET'te. Al baraka, bereketli Ramazanlar diler. Baraka, bereketli Ramazanlar diler. Paralel yapının yabancı gizli servislerle ilişkisi bu hafta haber analizde deşifre edilecek. Sabah gazetesi muhabiri Nazif Karaman'ın konuk olduğu yayında tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak. Ferhat Ünlü ve Abdurrahman Şimşek'le haber analiz TVNet'te.
Ramazan'ı görmek de nasip oldu. İnşallah sana da nice Ramazanlar nasip olur torunum. Yıllar geçer, nesiller değişir ama bazı şeyler değişmez. Ramazan sevinci ve coşkusu her daim sürsün. Depremde evi hasar gören pek çok insan yakınlarına uzun süre misafir olmak zorunda kaldı. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın, zorunlu misafirlikten kurtulun. En yeni, şık, estetik ve konforlu bellonalar şimdi çekilişsiz kurasız 102 ekran Vestel Smart LED TV hediyeli. Üstelik aksesi özel fırsatlarla. İyi ki ona rastladım. Beko inverter klimalar sessiz mod sayesinde iki kat daha sessiz çalışır. Size de bu konforun keyfini çıkarmak kalır. Şu sessizlikte kafa dinlemeye bayılıyorum. Enerji tasarruflu Beko inverter klimalar şimdi 135 liradan başlayan taksitlerle. Türkiye'nin müşteri memnuniyetinde et ve tavuk ürünleri sektörünün bir numarası Kuru Yol'un Erpiliç. İşte bu yüzden Erpiliç, Erpiliç değildir. Yazıklar olsun. Yarın bir gün benim dükkanıma gelen müşteriler, ya Ayhan senin öz amcaoğlun internet kullanıyormuş, biz neden senden alalım dediklerinde ben ne diyeceğim? Tamam, internet benim de işimin bir parçası ama internet bu işin uzmanı. O yüzden siz de gidin internetten alın mı diyeyim. Yengeciğim bir şey söyle lütfen. Internet Wi-Fi'ye bağlanmak için kullanıcı adı ve şifreni bir kerecik girmen yeterli. Sonra internet Wi-Fi'nin olduğu her yerden otomatik olarak bağlanıyorsun. Hem de bedava. Sorduk mu sana? Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun ya. Otomobil özgürlüktür ama onu ne kadar tanıdığınıza bağlı. Almak da, kullanmak da, satmak da bilgi ister. Otoinfo, otomobiller hakkında hiçbir yerde rastlayamayacağınız konuları açıyor, satın almaktan kullanmaya, tasarruftan yeniden satmaya kadar her konuda bilgiyi anlaşılır bir dille ekrana taşıyor. Mesut Bıyık'ın hazırlayıp sunduğu Otoinfo TV.net'te. Siz zahmet etmeyin. Biz Sabiha Gökçen'den de uçarız. Atlas Jet Sabiha Gökçen'den yaptığı uçuşlara yenilerini ekledi. Atlas Jet şimdi Sabiha Gökçen'den Antalya, Bodrum, Dalaman, Kıbrıs ve Mikonos'a uçuyor. Hem de çok avantajlı fiyatlarla. Biletler atlasjet.com ve bilet satış noktalarında. Herkes konuşuyor, herkes yorum yapıyor. Onların yorumları habercilikle farklılaşıyor. Ali Değirmenci ile Cem Küçük, medyada yaşananlara kalın bir parantez açıyor. Gündem objektif bir süzgeçten geçirilip değerlendiriliyor. Olayların arka planı manşette netleşiyor. Manşet hafta içi her gün TV.net'te. Bonjour, ben Bagen. Fransa'da doğdum ama çoğu kremli Türkiye'yi sevdim, buralı oldum. Artık bana bagettin diyorlar. İftarda, sahurda hep masalardayım. Helal olsun sana, ekmek bagettin, ekmek bagettin diye bağırıyorlar. Oh la la, enteresan. Türkiye'nin bir numarası çoğu kremin lezzeti konuşturur ekmekleri. Sana kocaman ekranlı bir telefon alacağım, güzel gözlüm. Göreceksin dedi. Göremedim. Kafası çok karışıktı. Çok çeşit var, aralarında kaybolursun dedim. Kayboldu. Kim bilir nerededir?
Dağ gibi adamım gitti. Akıllı telefon seçenekleri arasında kaybolmayın. Vodafone'a gelin, çok satanlar masasında en popüler cihazları gerçek telefonlarla deneyin. Üstelik 400 liraya varan indirimler ve 24 ay taksit seçenekleriyle. Vodafone uzmanlığıyla akıllı bir telefona sahip olmak işte bu kadar. Dondurmalar hazır. İftardan sonra bu sıcaklarda serin serin ne güzel oluyor. Golf maraşımlar hazır değil mi? Hazır hazır. Hadi herkes bekliyor. Hazır alım. Her çeşidinden var değil mi? Sadesi, fıstıklısı, baklavalısı, kadayıflısı işte hepsi burada. İftar sofralarında da Ülker Golf'ten dondurmanın hası alası. Golf Maraş'ım. Arçelik Futbol App. Şimdi seçtiğiniz tüm takımların son durumları, golleri ve daha fazlası. O an ne izliyor olursanız olun Arçelik Futbol App ile anında ekranınızda. Ambalaj atıklarınızı doğaya atmayın. Siz de geleceğinizi geri kazanın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Al baraka, bereketli Ramazanlar dilerim. Super Nirvana performansıyla parlıyor. Meşhur Adıyaman çiğ köftecisi Ömer Aybak afiyetler diler. En meşhur yemeklerin ana yurtlarını görmek ister misiniz? TVNET size bu imkanı sunuyor ve her yörenin halkıyla yapılan söyleşileri ekrana taşıyor. Ekranların seyahat tadında programı Yol Artı Yemek, Ümit Sönmez'in sunumuyla TVNET'te. Didi'nin sunduğu Ramazan Mübarek devam ediyor. Değişmez o derin. Ey sefa
sen, Ruzi veren sen, yoktu senden bir geri. Hem büyük bir rütbeye yükseldi senden geri. Senden oldu kalbimiz. Çarlık sefasın bahşeden zat-ı beni. Ey tabibi kalb olan, ey halleden müşkülleri. Sen kalbim benim, bilmiş öz sehv-ı hatası. Affı kıl, affı kıl bu müsterim. Ey derdim büyük fena, sen değişmez cevherim. Ey garip mülki felasın, ey değişmez cevherim. Ey garip mülki felasın, ey değişmez cevherim. Evet hocam, açık medeniyeti evet. Konuşmaya devam ediyoruz. Asr-ı Saadet tecrübesinde kalmıştık. Evet. Ve siz en son bu açık medeniyet fikri, bu kurucu düşünce aynı zamanda sadece Müslümanlar için değil, evrensel olarak da bir çözüm önerisidir. Evet. Ve bunu böylece anlamak gerekir dediniz. Evet. Buradan devam edelim isterseniz. Evet. Biliyorsunuz peygamberimizden önce bir İslam medeniyeti yoktu. Ama İsa'dan önce, Hazreti İsa'dan önce bir Batı medeniyeti vardı. Dolayısıyla İslam medeniyetini kuran Hazreti Peygamber'dir. Onun sünnetidir, onun getirdiği Kur'an'dır. Yani Kur'an ve sünnet medeniyet inşa eden iki tane önemli güçtür. Ve İslam medeniyeti sünnetle inşa edilmiştir. Sünnetin ortaya koymuş olduğu bir medeniyettir. Yoksa mevcut bir medeniyete yamanmamıştır. Ve mevcut bir medeniyete bir boya üzerine boya vurmaya çalışmamıştır. Kendisi sıfırdan bu medeniyeti inşa etmiştir. İşte İslam medeniyetindeki bütün o siyasi sistem ve diğer dinlerle, medeniyetlerle olan ilişki, ötekiyle ilişki Hazreti Peygamber'in en başta Asr-ı Saadet'te kurduğu model üzere devam etmiştir ki zaten bu da İslam'ın, fıkhın, şeriatın en temel yegane kaynağıdır. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir açık medeniyet inşa etmiştir. Yani başka medeniyetleri dışlamayan bir medeniyet. Şimdi İslam hak dindir ama tek din değildir. Başka dinlerin de varlığını kabul ediyoruz. İslam medeniyeti de hak medeniyettir ama tek medeniyet değildir. Aynı şekilde onların da varlığını kabul ederiz. Şimdi onların varlığını kabul etmek, onlara din hürriyeti vermek, yaşama hürriyeti vermek, onlarla birlikte yaşamak bu o dinlerin hak olduğunu kabul etmek manasına gelmez. Ama işte Allah-u Teala bizden onlara din hürriyeti vermemizi istemiş. Mesela Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi yönetimi altında yaşayan Hristiyanlara, Yahudilere din hürriyeti vermiş. Yani bunlar peygamberi inkar ediyorlar. Hazreti Peygamber onların kendisini inkar etme hürriyetini garanti altına alıyor.
ve bunu da şeriatın bir emri haline getiriyor. İşte Hristiyanlar Allah'a şirk koşuyorlar. Allah üçtür diyorlar. Birdir, üçtür, teslis, yani bilmecesi malum. Ve Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendi getirdiği tevhid dinine ters bir inanç olduğu halde bunu garanti altına alıyor. Diyor ki tamam, bu diyor batıl bir şeydir ama sizin buna inanma hürriyetiniz vardır. Biz sizi zorla İslamiyet'e sokmayız. Biz sadece tebliğ ederiz. Yani aklıyla isteyen insan gelir İslam'a girer ama siz aklınızla, yani bizim tebliğ ettiğimiz dine girmiyorsanız istediğiniz gibi inanabilirsiniz ve bunun cezasını ahirette Allah-u Teala'dan çekersiniz. Temel yaklaşım bu ama İslam'ın, şeriatın önem verdiği mesele farklı medeniyetlere mensup insanların birbirlerinin insan haklarına saygı duymaları. Mesela bir Hristiyan Allah üçtür diyebilir, öbürü işte Üzeyir Allah'ın oğludur diyebilir. Ama bu konuda hürriyeti vardır. Fakat başka bir insanın 5 kuruşunu alma hakkı yoktur. Başka bir insanın ırzına tecavüz hakkı yoktur. Vatanına tecavüz hakkı yoktur. O zaman şeriat orada devreye girer. Şeriat diğer insanın haklarını korur. Ama Allah-u Teala'ya olan ilişkide ve herhangi bir din seçme noktasında la ikrahe fiddin prensibi uygulanır. Nitekim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde buyuruyor ki ey insanlar, bugün ve bu mukaddes yerde ve bu mukaddes günde canlarınız, mallarınız, ırzlarınız nasıl dokunulmazsa bundan sonra her yerde ve her zamanda mallarınız, canlarınız, din, ırzınız dokunulmazdır diyor. Dolayısıyla evrensel insan hakkı olan hayat hakkını, onurun dokunulmazlığını, namusun dokunulmazlığını ve malın dokunulmazlığını evrensel bir insan hakkı olarak ilan ediyor. Bütün insanlar için, yani sırf Müslümanlar için demiyor, ey insanlar diyerek bunu genelleştiriyor. Ondan önce Araplarda sadece 4 ay haram aydı. Haram demek dokunulmazlık ayı demek. Yani o ayda insanların malına, canına dokunulmuyordu, ırzına dokunulmuyordu. Peygamberimiz bunu evrenselleştirdi. Dedi ki bugün nasıl dokunulmazsa bundan sonra devam, bütün ya, zamanlarda dokunulmaz. Ve aynı zamanda haremde, yani Kabe'de ve harem bölgesinde dokunulmazlık hakkı vardı. O diyor ki bugün burada, yani bu yerde nasıl dokunulmazsa bundan sonra her yerde. Her yerde. Dolayısıyla her yer harem, her yer şehrül haram, haram ay haline getirilmiş oluyor. Bütün mekanları ve bütün zamanları dokunulmazlık ayı haline getiriyor. Yani insanın dokunulmazlığını, hayatının, malının, ırzının dokunulmazlığını evrenselleştiriyor. Ve burada dine bir atıf yok. Onun için Hanefi mezhebinde deniliyor ki İslam hukukunun konusu Ademi'dir. Ademi. Dolayısıyla bir fakih Ademi'nin, yani evrensel insanın hak ve sorumluluklarını belirler. İster Müslüman olsun, ister gayrimüslim olsun, ister Budist olsun, ne olursa olsun onun hak ve sorumluluklarını belirler. Dolayısıyla İslam hukuku sadece Müslümanların hukuku değildir. Ya da sadece İslam devleti hakkında yönetimi altında yaşayan zimmilerin hukuku değildir. Evrensel bir hukuktur. İnsaniyet üzerine kurulmuş bir hukuktur. İnsanın hak ve sorumluluklarını belirler. Onun için Ebu Hanife diyor ki İsmet Ademiyetledir. Yani ismetten maksat dokunulmazlık. Yani hayatın, işte malın, dinin, aklın, ırzın, ailenin dokunulmazlığı. Bunlar ademiyetledir. Yani bir insan ademi ise bu haklara sahiptir. Şimdi Hazreti, evet. Hazreti Ali Efendimiz'in mektubu, varisine yazdığı mektup geliyor, evet, aklıma. Bil ki insanlarla iki bakımdan kardeşsin. Bir, evet, Adem'in oğlu olmak bakımından, evet, bir de Müslümanlık bakımından kardeşsin. Evet. Her ikisinde de adaleti eksik etme. Evet. Diyor. Şimdi aynı zamanda İslam medeniyeti, İslam hukuku deyince de karşımıza çok temelli bir kavram çıkıyor. O da, evet, galiba adalet. Evet. Siz adaleti tesis etme bakımından fıkhın önemini de açık medeniyette, tabii, evet, uzun uzun anlatıyorsunuz. Evet. Bu benim çok... Zaten İslam bir fıkıh medeniyetidir. Hı. Yani İbn Haldun diyor ki İslam'ı diğer medeniyetlerden ayıran şey fıkıhtır.
Peki fıkhı nasıl anlayalım hocam? Evet. Yani şöyle hocam, nişanlım da sevdiğim kız da sevdiğine kavuşmak için dua ediyor. Ben de sevdiğime kavuşmak için dua ediyorum. Hangimizin duası kabul olur sorusuna cevap vermek fıkıh mı mesela? Evet. Şimdi fıkıh temel olarak evet, nasıl anlıyorum hocam? Yani fıkıh dini derinden anlamak manasına gelir. Hayatı derinden anlamak manasına gelir. İnsanın varlığını derinden anlamak manasına gelir. Ebu Hanife fıkıh tanımlarken nasıl tanımlıyor? İnsanın bakın Müslümanın demiyor veya İslam devleti vatandaşının demiyor. İnsanın hak ve sorumluluklarını bilmesidir. Bakın ne kadar genel bir şekilde bunu tarif ediyor. Şimdi bunu böyle günümüzde dar manaya hasrediyoruz. Mesela İbn-i Haldun diyor ki fıkhın maksadı, amacı medeniyeti korumaktır. Şimdi biliyorsunuz makaslı şeria 5 veya 6 madde halinde sayılıyor. Hayatı korumak, işte dini korumak, aklı korumak, ırzı korumak vesaire. Bunları tek kelimeye indirgiyor. Diyor ki medeniyeti korumaktır. Medeniyeti korumak. Şimdi bizim şu andaki fıkıh anlayışımız fakirleşmiş durumda. Biz bu şekilde, ben buna makro fıkıh diyorum. Yani evrensel fıkıh düşüncesi sadece böyle beşerin fert olarak amelini değil, bir devleti, bir medeniyeti düşünebilen bir fıkıh anlayışı. Ki bu Ebu Hanife'nin, İmam Şafii'nin, İmam Malik'in, İmam Gazali'nin, İbn-i Haldun'un, Ebu Suud Efendi'nin fıkıh anlayışıdır. Eyvallah. Evet. Yani bir kapsamlı fıkıh meselesi. Ne olur buradan devam edelim hocam. İnşallah. Dönüşte. Güzel dedik. Öyle bazen dikkatimiz dağılıyor. Yapacak bir şey yok. Risalet Fenah Efendimiz şöyle buyuruyor. Cennete götüren sebeplerin başlıcası Allah-u Teala'dan korkmak ve iyi huylu olmaktır. Cehenneme götüren sebeplerin başlıcası da dünya nimetlerinden ayrılınca üzülmek, bu nimetlere kavuşunca sevinmek, azgınlık yapmaktır. Reklam arasında bu hadis-i şerifi düşünelim inşallah. Didi'nin sunduğu Ramazan Mübarek devam edecek. Malzemelerimiz 1000 dakikalık alolar, ne habersinler, neredesinler, 1000 SMS'lik SLM, NBR ve gülücükler, 2 GB'lık bol bol like, tweet, selfie, 24,5 TL'lik fiyatımızı da ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Avia'da 1000 dakika, 1000 SMS ve 2 GB internet sadece 24,5 lira. Avialılar bilir, tarifenin hesaplısı Avia'dan geliyor. Hep aynı şey. Senin yüzünden hep geç kalıyoruz. Babam fark etmez bile. Hadi ama. Bırak. Onu affet. Sonuçta şapşalın teki. Sync sesli mesaj okuma teknolojisiyle Ford Fiesta. Şimdi Fiesta ve diğer tüm Ford otomobiller 30 bin liraya 30 ay %0,65 faiz fırsatıyla. Sabahtan akşama enerjisi azalana İstikbal'den Recharge Master Yatak. Özel Recharge teknolojili yatakta kıpır kıpır uyanın. Mükemmel uykuyla akşamdan sabaha enerji depolayın. Yatacağız, 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 kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. Hop, bombayız. Yolunu içmiş, yolunu değmiş, hepsi hikaye. Recharge'dayız. İstikbal, Türkiye'nin en iyi uykusu. Günaydın sevgili izleyenler. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz Hülya Hanım. Merhaba, hoş bulduk. Ne kadar zarif. Şuradaki ilacı versen Aysel.
tüketicinin yanıltan reklam. Kız Hatice, bunun üstünde gıda yazıyor. Ay, bu annemin kalp ilacı, mavi kutuyu zayıflama hapını ver. Hanımlar merhaba. Kız, Hülya Hanım bize mi diyor? Evet hanımlar, size sesleniyorum. Takviye edici gıdalar adı üstünde. Gıdadır, asla ilaç değildir. Gıda takviyesi zayıflatmaz, hastalıkları tedavi etmez. Gıda takviyesini ilaç olarak gösteren yanıltıcı reklam ve tanıtımlara kanmayın. Derinlemesine düşünerek tasarlanmış enerji tasarruflu Beko Derin Dondurucular'da muhteşem yaz fırsatı. Beko Derin Dondurucular şimdi tam 7 yıl garantili. 8,22 pH alkali seviyesi ve ideal mineral dengesiyle Saka, uluslararası uzmanlar tarafından 3. kez büyük ödüle layık görüldü. Su var, ödüllü su var. Sıkı durun. Ramazan'da şahane bir kampanya patlatıyorum. Ramazan ayı boyunca hafta sonları konuşmak bedava. Ev telefonunuzla ister cep telefonlarını, ister şehir içini, ister şehirler arasını arayın. Hepsi bedava. Hem de taahhütsüz, şartsız ev telefonu olan herkese. Nasıl kampanya ama, etkileyici değil mi? Vallahi ben de çok etkilendim. Bak tüylerim diken diken oldu. Mutluluk evinizde. Alıcılarınızın ayarlarıyla oynayın. Gerçeğin adresi değişiyor. TVNET'i Türkiye'nin yeni uydusu TürkSat 4A üzerinden izlemek için TVNET standart yayın frekans 12.220, sample rate 4.800, FEC 5/6, polarizasyon vertical. TVNET HD yayın için frekans 12.213, sample rate 5.833, FEC 2/3, polarizasyon vertical. Yetkin abi hoş geldin. Hoş bulduk. Görüyorsun dede, geçiyor mu faturalıya? Ben narı seviyorum. Doya doya konuşurdum, fena mı? Fatura yazıyor, fatura. Hepimiz geçtik amına. İstemem de, yazı karttan bildiğimler var ya, artık faturalı da var. Sen de söyle abi, artık fatura açarım diye korkma. Limite gelince durur, mesajla devam eder. Sen mi söyle bu kadarsın aldı? Nereye dedeceğim? Türkcell'e. Siz de hemen Türkcell faturalıya geçin, yepyeni faturalı narla doya doya konuşun. Sen mi gelecektin geç? Olur mu üstünde sen buyur. Sen misafirsin bu oğlum bir. Misafirliği mi kaldı dayı? Depremde evi hasar gören pek çok insan yakınlarına uzun süre misafir olmak zorunda kaldı. Zorunlu deprem sigortanızı yaptırın, zorunlu misafirlikten kurtulun. Şaştım kaldım. Vücut dengemizi korumaya yardımcı yeni bir yatak yapmışlar. Denemezsem olmaz dedim, kalktım geldim. Biyoenerji serisi yataklarda kullanılan Bioritmic Sleep kumaş teknolojisi, vücut iletişiminin ve dengesinin korunmasına yardımcı mineraller içerir. Size de hayatı konforlu yaşamak kalıyor. İyi ki ona rastladım. Tam da istediğim renk. Bu değişimi herkes çok beğenecek. Yenilenmeye hepimizin ihtiyacı var. Üstelik çok da hesaplı oldu. Fırat Benden kaçırılmayacak pencere değişim fırsatı. Pencerelerinizi ahşap desenli Fırat Benle değiştirin. Tavsiye edilen metretül fiyatı 12.50 TL. Hem de 10 ay vadeli. Pencereler renklensin, evler yenilensin. Fırat Ben. Aromasına aldanmayın. Farklı kokular ve tatlarla maskelenmeye çalışılsa da nargile bir tütün ürünüdür. Bütün tütün ürünleri gibi kalp damar hastalıkları, solunum yolu hastalıkları, akciğer kanseri ve daha birçok ölümcül hastalığa neden olur. Gözle görünmeyen mikroplar havanızı bozmasın. Arçelik İyonizer Inverter Klima, oluşturduğu iyonlarla gözle görünmeyen bakterileri yok eder, havayı %99 oranında temizler.
Adın Vakıf Üniversitesi ise başarıyı ödüllendireceksin. %75 burs imkanı. %75 burslu bölümlerde taban puan yok. İlk sıraya Nişantaşı Üniversitesi'ni yazan burslu okuma şansını arttıracak. Nişantaşı Üniversitesi. Canlı gazozun adı. Herkes konuşuyor, herkes yorum yapıyor. Onların yorumları habercilikle farklılaşıyor. Ali Değirmenci ile Cem Küçük, medyada yaşananlara kalın bir parantez açıyor. Gündem objektif bir süzgeçten geçirilip değerlendiriliyor. Olayların arka planı manşette netleşiyor. Manşet hafta içi her gün TV Net'te. Bakın Fikret telefonu bozulsa bile uğraşmıyor, hemen mobil destek alıyor. Çünkü Fikret'in daha birçok özel hizmetler sunan Vodafone Red tarifesi var. Fikret, T ile, T. Bak Vodafone Red Classic Extra tarifesinde ayda 59 liraya tam 4 GB internet ve Vodafone'lularla sınırsız konuşma fırsatı var. Vodafone Red avantajlarını yaşamak işte bu kadar kolay. Beko Inverter klimalar sessiz mod sayesinde iki kat daha sessiz çalışır. Size de bu konforun keyfini çıkarmak kalır. Şu sessizlikte kafa dinlemeye bayılıyorum. Enerji tasarruflu Beko Inverter klimalar şimdi 135 liradan başlayan taksitlerle. Derin Tarih Temmuz sayısı tüm bayi ve kitapçılarda. Seçimlerde denetim ve şeffaflığın sağlanması için seçmen kütüklerinin ve seçim sonuçlarının siyasi partilerle seçsiz aracılığıyla paylaşıldığını biliyor musunuz? Peki seçsiz nedir biliyor musunuz? Seçmen kütüklerinin ve seçime yönelik tüm verilerin güvenli olarak saklandığı, seçim iş ve işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü bir bilişim sistemidir. Oy kullanacağınız sandıklar otomatik olarak oluşturulur. Sandık başında alınan sonuçlar müdahale edilemez, değiştirilemez, internete kapalı ağlar üzerinden hızlı bir biçimde Yüksek Seçim Kurulu'na taşınır. Seçsizle seçimler daha güvenli, hızlı ve şeffaf yapılmaktadır. Yüksek Seçim Kurulu. Yetim gülerse dünya güler. 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü. İHH İnsani Yardım Vakfı. Parlıyor. Babaannesinin kara kuzusu, babaannesinin canının içi, aman da aman, finansçı da olmuş benim torunum. Büyümüş de kredi verirmiş. Hani bayram geliyor ya babaanneciğim. Sen önce bana bir torun versen de ben de bayram etsen. Bu bayram kredisini pek seveceksiniz. 0.49'dan başlayan faiz oranlarıyla bayram kredisi Finansbank'ta. Hemen başvurmak için TC kimlik numaranızı 50.30'a mesaj atın. İftarda Ülker İçim, sahurda Ülker İçim. Peyniriyle, yoğurduyla, ayranıyla mutlu Ramazanların vazgeçilmesi. Ülker İçim.
sunduğu Ramazan Mübarek devam ediyor. Aşkın odu ciğerimi yaka geldi yaka gider. Garip başım bu sevdayı çeke geldi çeke gider. Firkat kar etti canıma, gelsin aşıklar yanıma. Aşk zencirin dost boynuma taka geldi taka gider. Bülbül eder zar-ı efkan, aşk oduna yandı bu can. Benim gönülcüğüm hemen haktan geldi hakka gider. Arifler durur sözüne, gayrı görünmez gözüne. Eşrefoğlu yeryüzüne baka geldi baka gider. Bazen hocam şöyle dört kıtada, ne bileyim 18 ansiklopedide falan anlatamayacağım şeyleri anlatmışlar, evet. Devam etmişler. Evet. Eyvallah. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri'nin çok Allah rahmet eylesin. Güzel bir şiiri. Allah rahmet eylesin. Hocam, şimdi şöyle bir yerde kaldık. Fıkıh. Evet. Bugün fıkıhı, fıkıhın anlamını ya da şeriat diyelim ona, daha genel manada. Evet. Şeriatı, şeriatın anlamını çok daralttık. Evet. Ama çok geniş bir kavramdan söz ediyoruz dedik ve orada kaldık. Evet. Bu kavram genişliği içerisinde açık medeniyet bir tercih midir yoksa şeriatın bir zorunluluğu mudur? Evet. Şimdi ona geçmeden önce ben rahatsız olduğum bir hususu dile getirmek istiyorum. Şimdi biz burada iftar programındayız. Biraz önce reklamlarda faiz reklamı yapıldı. Hem de TV Net gibi bir kanalda. Hani bu beni rahatsız etti. Hani bunu dile getirmek istedim. Eyvallah hani hocam. Burada iftar programı için buradayız. Bir haramın reklamının yapılması hem de iftar programında. Eyvallah. Yani bunu doğru bulmadığını belirtmek istiyorum. İnşallah. Şimdi geçelim diğer mevzumuza. Bu protestonuza katıldığımı beyan ederek geçelim hocam. Evet. Evet. Şimdi diğer taraftan hani bu İslam'ın açık medeniyet olması hukuki bir zorunluluktur Müslümanlar açısından. Onun için Müslümanların ötekiyle ilişkisine baktığımızda ister Endülüs'te olsun, ister Hindistan'da olsun, ister Osmanlı'da olsun, ister Emevi'de, ister Abbasi'de, ister Asıl hep aynı uygulamayı görüyoruz. Neden aynı uygulamayı görüyoruz? Çünkü bu şeriatın bir emridir. Bu hukuki bir emirdir. Bu sadece ahlaki bir tavsiye değil. Yani ötekine saygılı ol, işte gayrimüslimin hakkını yeme filan gibi tavsiye değil. Yersen bunun hukuki cezası var. Yani bir devlet bunu uygulamazsa onun İslami olma özelliğini kaybeder. Bu şeriatın bir emri olduğu için Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğinde burada hangi ahkamı uyguladıysa gayrimüslimlere karşı, Ortodokslara karşı, Kudüs fethedildiğinde de Hazreti Ömer aynı ahkamı uyguluyor. Amr-ı Nas Mısır'ı fethettiğinde onu uyguluyor. Tarık bin Ziyad Endülüs'ü, İspanya'yı fethetti, o da aynı ahkamı uyguluyor. Bahadır Şah da Hindistan'da aynı ahkamı uyguluyor. Yani ahkamı şeriye değişmiyor. Evet, çünkü bu şeriatın hükmüdür ve şeriatın hükmüne göre bir Müslümanın, bir İslam devletinin yönetimi altında yaşayan gayrimüslimlere nasıl davranacağı orada gayet açık bir şekilde ortaya konulmuştur. Şimdi bu ehli kitaba karşı İslam'ın vermiş olduğu haklar, hürriyetler, bunlar çok bilinen şeyler. Fakat bilinmeyen bir şey var. O da Hindulara, Budistlere ve ehli kitap olmayan insanlara karşı nasıl davranıyordu şeriat. Bunun en güzel uygulaması Hindistan uygulamasıdır. Müslümanlar malumunuz 5 asır Hindistan'da Budistleri, Hinduları yönetimleri altında bulundurdular ve onlara işte Endülüs'te, işte Kudüs'te, İstanbul'da, Bağdat'ta ne gibi haklar verdilerse aynısını onlara da verdiler. Din hürriyetini onlara da tanıdılar. Adam ineğe tapıyor, tapabilir. Yani madem ki onun dini şey olarak, işte öbürü başka bir tanrıya tapıyor. Öbürü işte tanrı, yüzlerce, binlerce tanrıya inanıyor. Dolayısıyla onlara da aynı hakları Hindistan'da tanıdılar. Tabii Hindistan örneği ehli kitap olmayan, yani Hristiyan ve Yahudi olmayan başka dinden insanlara İslam'ın ve şeriatın nasıl uyguladığını göstermesi açısından son derece güzel bir örnek.
Biz bu örneği devamlı gündemde tutmamız icap ediyor. Yani günümüzde bütün dünyada insanların en fazla merak ettikleri hususlardan bir tanesi bu. Yani Müslümanlar sadece Hristiyanlara ve Yahudilere mi hani saygı gösterirler, onun dışındakilere saygı göstermezler mi diye. Bunun 500 yıllık uygulaması hem de şeriatın hakim olduğu bir dönemde İslam devleti altında uygulaması Hindistan'da görülmüş oluyor. Yani hocam şöyle mi? Yaşam hakkımıza biz Müslümanlar olarak, biz Müslümanların yaşam hakkına, vatanına bir müdahale olmadığı sürece bir arada yaşama modeli geliştirme konusunda en küçük bir tereddüdümüz olmamış. Evet, evet tabii. Yani mesela tarihçilerimiz diyorlar ki işte Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra işte çok stratejik bir karar aldı. İşte çok işte Ortodokslarla şeyleri Katolikleri bölmek için işte İstanbul'daki Ortodokslara hürriyet verdi. Onların mallarına, canlarına dokunmadı. Şimdi bu yanlış bir açıklama. Kıtır kesmiş mi? Evet. Çünkü yani bunu Fatih Sultan Mehmet zaten başka türlü yapamazdı. Niye? Çünkü şeriatın emri böyle. Yani bir yer zorla alındıysa orada nasıl ahkam uygulanacak? Onun kuralları belli. İşte gönüllü olarak Müslümanlara teslim olmuşlarsa onun ahkamı belli şeriat tarafından. Fatih Sultan Mehmet istese de başka türlü yapamazdı zaten. Nitekim mesela Kudüs alınınca ne yapmış Müslümanlar? İşte Mısır'da ne yapmışlar? Endülüs'te ne yapmışlar? İşte Şam'da ne yapmışlar? Aynı uygulama. Değişen bir şey yok. Dolayısıyla bu Fatih Sultan Mehmet'in vizyonerliğinden kaynaklanan bir şey değil. Tabii Fatih büyük insan, vizyoner insan ama burada yaptığı uygulama ferdi bir uygulama değil. Burada İslam hukukunu tatbik ediyor. O hukukun tatbikinin bir başka örneğini burada görmüş oluyoruz. Ve yani işte Müslümanların diğer dinlerden ve medeniyetlerden olan insanlara bu hakları vermeleri onların isteklerine, arzularına bırakılmış değildir. Bu bir tavsiye değildir. Bu bir emirdir. Bir hukuk kuralıdır. Ve bütün İslam coğrafyalarında ve bütün asırlarda uygulanmıştır. Ama maalesef işte 19. yüzyılda biz batılılaşmaya başladığımız zaman batıdan kapalı medeniyet modelini almaya başlıyoruz. Çünkü batı tarihinde hep kapalı medeniyet olmuştur. Mesela Hristiyanlığın hakim olduğu dönemde bırakın başka dinleri, başka mezheplere bile müsaade etmiyorlar. Sonra hangi mezhep orada hakimse diğerlerini yok etmek tabii, üzerine bir. Sonra laik döneme geçiyorlar. Bu sefer laikliğinde de gene kapalı medeniyet. Bu sefer başka ideolojiye müsaade etmiyor. Mesela faşizmin hakim olduğu İtalya'da, Almanya'da başka bir ideolojiye müsaade yok. İşte sosyalizmin, komünizmin hakim olduğu Rusya'da başka bir ideolojiye müsaade yok. Dolayısıyla bu sefer ideolojiden kaynaklanan bir kapalı medeniyet uygulaması var. İşte günümüzde de batıda açık medeniyet yaklaşımını savunan liberal düşünceli insanlarla kapalı medeniyet yaklaşımını savunan muhafazakar düşünceli insanlar bunların çatışması devam ediyor. Ve bunlar batı medeniyeti hala bu konuda net ve hakim bir tutum içerisine girememiş. Hocam şunu sormak lazım. Belki hikayeyi biraz eskiye götürüp bugüne getirebiliriz. Şimdi Beytül Hikme'de yani Bağdat'ta Müslümanların kurduğu büyük çeviri atölyesinde öyle diyelim. Genel müdür yani gene öyle demek lazım evet. Galiba. Genel müdür, baş çevirmen, baş muallim bir Yahudi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam Yahudi. Evet. İshak bin Huneyn. İshak bin Huneyn. Diğer tarafta Endülüs'te Maymunidis ya da evet. Meymunidis diye evet. büyük bir bilginle. İbn Meymun diye. İbn Meymun. Evet. Büyük bir bilginle karşılaşıyoruz. Evet. O da Yahudi galiba. Evet. Bu özgüven, bu, evet. bu büyük bir özgüvendir. Yani evet. kütüphanenizin, çeviri atölyenizin, sizin entelektüel faaliyet yapacak üretim alanınızın başına bir Yahudi'yi koyabilmek büyük bir özgüven gerektirir. Evet. Bu özgüvenin kaynağı ne? İşte, yani Müslümanlar etkileşime bu kadar inanan bir topluluk. Evet. İşte yani bu etkileşim ve bu diğer medeniyetlerden hani bir şeyleri öğrenmeye açık olmak bu da gene İslam'dan hani kaynaklanan bir şey ve Müslümanlığın bize vermiş olduğu bir yaklaşım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ilim Çin'de bile olsa gidip alınız diyor. Niye? Çünkü o dönemde Çin en uzakta olan memleket olduğu için işte hikmet Müslümanın kayıp malıdır. Nerede bulursa alır diyor. Dolayısıyla yani Müslümanlar bu açık medeniyet modelini uyguluyorlar
ve Müslümanlar açık medeniyet modelini uyguladıkları dönemde güçlü oluyorlar. Çünkü güç, kuvvet ve bir medeniyetin gelişmesi diğer medeniyetlerle etkileşimine bağlıdır. Mesela 20. yüzyılda Müslümanlar kapalı medeniyet modelini uygulamaya başladılar. Batı'dan aldığımız işte milliyetçilik veyahut da işte bu sosyalizm vesaire gibi ideolojilerden dolayı kapalı hale geldik. Diğer medeniyetlerle ilişkimiz klasik dönemdekinden farklı hale geldi. Şimdi İslam medeniyeti tarih boyunca çeşitli krizler yaşamıştır. Bunlardan bir tanesi mesela Moğollar. Geliyorlar, halifeyi öldürüyorlar, Bağdat'ı işgal ediyorlar. Bir kriz. İkincisi Haçlı Seferleri. Haçlı Seferleri işte Kudüs işgal ediliyor. Efendim bir Haçlı Devleti kuruluyor. Endülüs'ün düşmesi başka bir kriz. Ama bir de Birinci Dünya Savaşı ile uğradığımız yenilgiden dolayı içine düştüğümüz kriz. Şimdi daha önce krizlerde Müslümanlar sizin bahsettiğiniz o özgüvenle o krizleri aşıyorlar. Kendi medeniyetlerinden, dinlerinden hiçbir şüpheye düşmüyorlar. Bir endişe yok orada. Hiçbir endişe yok. Ve işte biz Moğollaşalım, Haçlılaşalım, işte Latinleşelim, bu krizi böyle aşalım gibi böyle bir yaklaşım söz konusu değil. Ama 20. yüzyılda işte Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetimizden sonra batılılaşarak bu krizi aşma yoluna gidiyoruz ve kendi medeniyetimiz olan özgüvenimizi kaybediyoruz. Evet. İşte açık medeniyet kendi medeniyet kimliğini muhafaza ederek diğer medeniyetlere etkileşmek demektir. Yoksa başka bir medeniyete dönüşmek demek değildir. Batılılaşmak açık medeniyet yaklaşımının tam zıttı olan bir şeydir yani. Çünkü orada kendi medeniyetini terk etmek, kendi kimliğinden utanç duymak ve onu reddetmek manasına, reddi miras yapmak manasına geliyor. Halbuki biz gene açık medeniyet modelini uygulasaydık, yani 20. Yüzyılda da yani dünyadan alacağımız şeyleri almaya devam edip ama kendi medeniyet kimliğimizi muhafaza etseydik bu krizi çok daha rahatlıkla aşabilirdik. Ama maalesef aşamadık. Yani bir asır geçti hala bu krizi aşamadık. Niye? Yanlış bir stratejiye girdik. Halbuki daha önceki krizlerde kendi medeniyet kimliğimize hiç şüpheye düşmeden özgüvenle kimliğimizi muhafaza ederek onları rahatlıkla aşabilmiştik. Şimdi günümüzde yapılacak şey de gene bu açık medeniyet modelini uygulamak ve diğer peki medeniyetle ilişkimizde bunu tatbik etmek olacak. Peki. Ama şu, şimdi dört bir yandan kuşatılmış bir İslam alimi var. Evet. Fiili taarruzlar altında. Evet. Bu fiili taarruzların doğal ya da gayri doğal, yani evet, doğal ya da doğal olmayan sonuçları da oluyor. Yani ve bugün dünyada biz bir taraftan emperyalizmi, bir taraftan emperyalizme karşı direnişteki mücadeleleri falan konuşuyoruz. Tam bu noktada açık medeniyet bugün 2014'te elhamdülillah 2014'te nasıl uygulanır? Evet. Günümüz insanına bir model olarak ne önerir? Evet. Şimdi aslında açık medeniyet dünyaya bir cevaptır. Yani biz Müslüman olarak dünyadaki şu andaki problemlere ne çözüm öneriyoruz? Bir istikbal vizyonumuz var mı? Ve bu istikbal vizyonu nedir? Bu istikbal vizyonu içerisinde Müslümanların yeri nedir? Gayrimüslimin yeri nedir? Japon'un yeri nedir? Çinli'nin yeri nedir? Afrikanlı'nın, Latin Amerikanlı'nın, Avrupa'nın yeri nedir? Bunun cevabını ortaya koyma çabasıdır. Çünkü bütün insanlık şunu merak ediyor. Müslümanlar dünyaya hakim olsa ne yaparlar? Güçlenirlerse İnsanlık ne kaybeder ne kazanır? Bunun cevabını vermemiz gerekiyor. Yani Müslümanlık güçlenirse, İslam yükselirse insanlık ne kazanır? Ve Hindistan'da yaşayan bir gayrimüslim, bir Çinli, bir Japon, bir Amerikalı onun başına ne gelir? Bunun cevabını verilmesi gerekiyor. Şimdi biz bunun cevabını vermediğimiz için İslam düşmanları diyorlar ki Müslümanlık güçlenirse, İslam yükselirse işte Müslümanlar sizin hepinizi keser. Hiçbir hürriyet vermez. Halbuki bu tamamen yalan, asasları olmayan, ne İslam hukukuna ne İslam tarihine uymayan bir cevap. Onun için biz sahih cevabı ortaya koymamız gerekiyor. Müslümanlar olarak işte bizim gelecek tasavvurumuz şudur, gelecek vizyonumuz budur ve İslam yükselirse insanlık şunları kazanacak diye bunu ortaya koymamız icap ediyor. Şimdi bu yaklaşım
Yani hem Müslümanların kaybetmiş olduğu bir yaklaşım, hem de Müslüman olmayanların mutlaka bilmesi gereken bir yaklaşım. Maalesef biz de Müslümanlar olarak, Müslüman gençlik olarak özellikle bu İslam'ın açık medeniyet geleneğinden koptuğumuz için biz de o kapalı bir medeniyetmiş gibi İslam'ı tasavvur ediyoruz. Bir keresinde böyle çocuklarla, yani genç çocuklarla bir görüşme yapıyordum. Bir tanesi işte sormuştum şöyle, yani senin idealindeki dünya nasıldır diye. Verdiği cevap şuydu: hiçbir gayrimüslimin olmadığı bir dünya. Oo. Yani ideal dünya. Şimdi bu dünya peygamberimizin dünyası değil yani. Değil. Onun inşa ettiği dünya değil. İşte o Selçuklu'nun dünyası değil. Hülefa-i Raşidin dünyası değil. Osmanlı'nın dünyası değil. Hülefa-i Raşidin değil. Endülüs değil. Emevi değil. Yani dolayısıyla şimdi gençlerimiz yani İslam'ı batıdaki bir siyasi ideoloji gibi yorumlamaya çalışıyor. Sanki nasıl batıdaki ideolojiler kendi muhaliflerini tamamen yok etmeye yönelik öyle çalışıyorlarsa, sanki İslam da Müslüman olmayanları tamamen yok etme amacını güder gibi bir şey tasavvur ediyorlar. Dolayısıyla bu açıdan yani hem Müslümanlara eğitmemiz icap ediyor. Yani biz ötekine nasıl davranırız, diğer medeniyetlerle ilişkimiz nasıl olur diye. Ve bu konuda da iki tane yanlış yaklaşım var. Bir tanesi batılılaşma yaklaşımı. Yani kendi medeniyetimizi terk edelim, Batı medeniyetinin içine girelim. Diğeri de diğer medeniyetlerle aramıza duvar örelim yaklaşımı. Bu işte yanlış. Biz açık medeniyet yaklaşımını burada çözüm olarak sunuyoruz. Yani ne batıcılar gibi yani kendi medeniyetimi terk edip Batı medeniyeti içinde erime yolunu tercih edeceğiz. Ne de diğer medeniyetlerle alakayı kesip kendi içimizde bir hapishanede yaşayacağız. Yani İslam'ın yaklaşımı bu değildir. Hazreti Peygamber böyle yapmadı, şeriat bunu emretmiyor ve Müslümanların tarihteki uygulamaları da bunu böyle olmadığını bize gösteriyor şeklinde geleceğe dönük bir vizyon ortaya koyma çalışıyoruz. Yani hem gençlerimizin hem de bütün ümmet olarak yani hepimizin bir gelecek vizyonuna, bir gelecek tasavvuruna ihtiyacımız var. Bir hayale, bir rüyaya, bir ütopyaya ihtiyacımız var. Yani bir kızıl elmaya ihtiyacımız mesela var. Mesela siz böyle deyince işte ütopik olmakla, romantik olmakla, bir kızıl elması olmakla sıkça eleştirilen bir adam olarak ben evet tam da böyle olması gerekir tabii diyorum. Yani çünkü Karl Mannheim biliyorsunuz büyük bilgi sosyoloğu, onun Ütopya isimli eseri var. Diyor ki sosyal ve siyasi değişimler ütopyayla gerçekleşir. Yani sonunda belki o ütopya %100 gerçekleşir ama o istikamette hareket olur. Şu anda mesela İsrail'in bir hedefi var. Amerika'nın bir hedefi var. Avrupa Birliği'nin bir vizyonu var. Müslümanlar olarak bizim vizyonumuz ne? Nereye varmak istiyoruz? Gençlere ne hedef koyuyoruz yani önlerine? Kızıl elma olarak yani nereye varacak? İsrail'i yok etmek iyi bir hedef olabilir hocam gene de. Yani İsrail'i yok etmek ya da İsrail yani bir devlet olarak İsrail'i yok etmek ya da Siyonizmi ortadan kaldırmak pekala bir hedef i̇şte olarak. Bu, ama bunu sağlayabilmenin yolu gene izzetimize, şerefimize, medeniyetimize dönmek. Tabii başka şimdi bu bir şeyi nefyetmek yani ama icabi olarak yani ne inşa edeceksiniz? Yani onu ortaya koymamız icap ediyor. Yani tamam bazı şeyler kötü, yanlış, onları reddediyoruz. Ama onun yerine ne koyacağız? İşte Batı'yı reddediyoruz. Emperyalizmi reddediyoruz. Yerine ne koyacağız? Yani global bir sistem ne önereceğiz? Yani şu anda Batı'nın önerdiği emperyalist sistemi reddediyoruz diyelim ki. Küresel kapitalizmi reddediyoruz. Tüketim çılgınlığını reddediyoruz. Bunun yerine neyi sunacağız? Yani insanla işte bu açık medeniyet yani yaklaşımı geleceğe dönük olarak yani Müslümanlar olarak biz insanlığın problemlerinin çözümüne ne katkıda bulunabiliriz? Gençlerimizin önüne, ümmeti Muhammed'in önüne nasıl bir küresel vizyon, küresel hedef